Bu istida üç makamata gönderilmiştir. Oradaki kardeşlerime bir haz olmak için gönderildi. 20 seneden beri sabredip sükut eden bir mazlumun şekvasını dinlemenizi istiyorum. Hürriyetin en geniş suretini veren Cumhuriyet hükümetinde her bir hürriyetten men edilmekle beraber düşmanlarım benim aleyhime her cihetle serbest olarak beni eziyorlar. Hürriyeti vicdan ve hürriyeti fikri ilmiyeyi temin eden Cumhuriyet hükümeti ya beni tam himaye edip garaskar, evhamlı düşmanlarımı sustursun veyahut bana düşmanlarım gibi hürriyeti kalem verip müdafaatıma yasak demesin. Çünkü resmen perde altında her muhabereden menim için postahanelere gizli emir verilmiş. Su ve ekmeğimi getiren bir tek çocuktan başka kimse ile beni görüştürmemek için tembihat verildiği bir zamanda eskiden beri benim muarızlarım fırsat bulup tam mahkeme temyizin beraatimizi tasdik ederek mahkemedeki ehli vukufun tahsin ettikleri kitaplarımı almayı beklerken o düşmanlarım hiç münasebetim olmayan bir iki mahrem risalelerimi verdirip sonra meslekçe benim aleyhimde bir iki ehli vukufun eline geçirip aleyhimde fena bir rapor hazırladıklarını işittim. Daha sabır ve tahammülüm kalmadı.'' ben hükümeti cumhuriyenin bütün erkanlarına belki dünyaya ilan ediyorum ki Kur'an-ı Hakimin sırrı hakikatiyle ve icazının tılsımıyla benim ve Risale-i Nur'un programımız ve mesleğimiz ve bir fiil semeresini gördüğümüz ve çalıştığımız ve gayeyi hareketimiz ve hedefimiz ölümün idamı ebediyesinden imanı tahkiki ile bir çareleri kurtarmak ve bu mübarek milleti de her nevi anarşilikten muhafaza etmektir. İşte Risale-i Nur, üç ehli vukuf heyetinin ve üç mahkemenin incelemesinden geçtiği halde, bu iki vazifeyi kutsiyeden başka, kasti olarak dünyaya, idareye, asayişe dokunacak ciheti olmadığına, 20 senelik hayatım ve 130 Risale-i Nur meydanda cerhedilmez bir hüccettir. Evet, mahkemece dava ettiğim ve benimle münasebettar bütün dostlarımın tasdiki altında 20 seneden beri hiçbir gazeteyi okumayan, dinlemeyen ve bu kadar muhtaç olduğu halde istirahati için hiç müracaat etmeyen ve 10 seneden beri hükümetin erkanlarını birkaç müstesna olarak bilmeyen ve 4 seneden beri dünya harbinden ve hadisatından hiç haber almayan ve merak etmeyen bu biçare mazlum Said, hiç imkanı var mı ki ehli siyasetle uğraşsın ve idareye elissin ve asayişin ihlaline meyli bulunsun eğer zerre miktar bulunsaydı karşımda kimler var dünyada neler oluyor bana kim yardım edecek diye soruşturacaktı merak edecekti karışacaktı hilelerle büyüklere hulul edecekti en elim cüz'i bir hadise şudur ki bir tecridi mutlak içinde her muhabereden kesilmiş vaziyetimden kurtulmak için hapse girmeye bir bahane bulunuz ki beni hapse alsınlar, bu azaptan kurtulayım diye bazı dostlarıma bir gizli mektup elden göndermiştim. Ta benim hayatımın sermayesi ve neticesi ve gayet zinetli bir suretle tezyin edilmiş Risale-i Nur'dan Denizli'de mahkemede bulunan kitaplarıma yakın olayım.'' ve teslim almaya çalışayım. Ma teessüf, aleyhime olan oradaki ehli vukuftan bir tek adam beni müdafaa ederken, o dahi mektubumu görüp, hapse girmem için aleyhime hüküm vermeye mecbur olmuş. Beni hapislere sokan muarızlarımın bir bahaneleri de, o mahkemede ondan beraat kazandığım tarikatçılıktır. Halbuki Risale-i Nur'da daima dava edip demişim, zaman tarikat zamanı değil, Belki imanı kurtarmak zamanıdır. Tarikatsız cennete gidenler çoktur, imansız cennete giden yoktur diye bütün kuvvetimizle imana çalışmışız. Ben hocayım, şeyh değilim. Dünyada bir hanem yok ki nerede tekkem olacak? Bu 20 sene zarfında bir tek adam yok ki çıksın desin bana tarikat dersi vermiş. Ve mahkemeler ve zabıtalar bulmamışlar. Yalnız eskiden yazdığım tarikatların hakikatlerini ilmen beyan eden telvihat risalesi var ki, bir dersi hakikattir ve yüksek bir dersi ilmidir, tarikat dersi değildir. Hürriyet-i vicdanı esas tutan hükümet cumhuriyenin, elbette bu milletin milyarlar ecdadının ruhları bağlandığı bir hakikate ve onun yolunda dünyaya meydan okudukları, ve imanı tahkikiyi galibane felsefeye karşı ispat eden bir eseri ve hadimlerini himaye etmek ehemmiyetli bir vazifesidir. Yoksa o zayıf hadimin ellerini bağlayıp binler düşmanlarını ona saldırtmaya hiçbir vecihle o cumhuriyetin düsturları müsaade etmez. Cumhuriyet beni dinleyecek diye şekvamı yazdım. Evet, hasbunallahu ve ni'mel vekil derim. heyet vekileye ve milletvekilleri riyasetine cüz'i fakat ehemmiyetli bir maruzatımdır. 30 seneden beri hayatı siyasiyeden çekildiğim halde, bu sırada bir defaya mahsus olarak vatani ve milli ve asayişi bir meseleyi beyan ediyorum. Şöyle ki, çok emarelerle kat'i kanaatimiz geldi ki, anarşilik hesabına bana ve bu Emir Emirdağ kasabasına ve dolayısıyla bu vatana bir suikast var ki, bir habbi kubbeler ve bir sinek kanadı kadar ehemmiyeti olmayan bir hadiseyi dağ gibi gösterip sükunete muhtaç olan bu vatanda beni bahane edip anarşilik hesabına ve bir ecnebi planıyla bize yani biçare vatandaşlarımızı idam-ı ebediden ve şübehat-ı uhreviyeden kurtarmaya çalışan nur şakitlerine bütün bütün kanunsuz ve keyfi hücum edildi. Pek zahir bir haraz ile evham yüzünden baruta ateş atmak gibi bu vatana ve asayişe beni bahane edip suikast edildi. Şöyle ki, üç mahkeme 20 senelik mektuplarımı ve kitaplarımı ve hallerimi inceden inceye tetkikten sonra bize ve kitaplarıma beraat verdiği halde ve üç seneden beri telifatı terk ettiğim ve haftada ancak bir mektup yazabildiğim ve mecbur olmadan her biri bir gün nöbetle zaruri hizmetimi yapan 3-4 terzi çırağından başka kimseyi kabul etmediğim halde ve serbestiyet verildiği ve memleketime gitmediğim halde, hiç ömrümde görmediğim bir tarzda ve resmi bir surette beni hiddete getirip, bir hadise çıkarmak için tahkir ve ihanet kastıyla, kanunsuz ve garazla beni taharri ile kapımın kilidini kırıp, Kur'an'ımı, ve arabi levhalarımı evrak-ı muzırra gibi alıp götürmekle beraber adliyenin mühim bir memuru resmen buradaki memurlara amirane demiş ki Said'i iki jandarma ile teşhir suretinde çıkarıp zorla başına şapka giydirip öylece ifadeye getirmeli hem ona yanaşanları tutunuz diye ehemmiyetli bir mecliste ve aynı hakikat olan ifademi okudukları vakit söylemiş. Bunda şek ve şüphe kalmadı ki, beni tahkir ve ihanet edip hiddete getirip asayişi bozmak hırazı takip ediliyor. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki binler haysiyet ve şerefimi bu vatandaki biçarelerin istirahatine ve onlardan belaların def'ine feda etmek için bana bir haleti ruhiyeyi ihsan eylemiş ki ben de onların yaptığı ve niyetinde bulundukları tahkirat ve ihanetlere karşı tahammüle karar vermişim.'' bu milletin asayişine hususan masum çocukların ve muhterem ihtiyarların ve biçare hastaların ve fakirlerin dünyevi istirahatlerine ve uhrevi saadetlerine binler hayatımı ve binler şerefimi feda etmeye hazırım. İşte sinek kanadını dağ gibi yaptıklarının bir emaresi şu ki, benim gibi gurbette hasta, ihtiyar, zayıf, tek başına bulunan bir adam için on gün zarfında beş defa Afyon valisi ve emniyet müdürü ve iki defa Afyon müdde-i umumisi benim için buraya gelmesi ve iki günde, her bir günde beş tayyare benim gezdiğim yerlerde beni nezaret altına alması ve beş polis hafiyesinin burada bana tarasut edenlere ilave edilip ahvalimi tecessüs etmek için gönderilmesi ve posta postahanelere bana ait mektupların müsaadesi için resmen emir verilmesi gösteriyor ki, Şeyh Said ve Menemen hadisesinin on misli bir hadiseyi evhamla düşünmüşler. habbe Kubbe söylemişler ki böyle bir vaziyet alıyorlar. Benim eski hayatımı zannedip ihanetle hiddete gelecek tahmin etmişler. Bilakis aldandılar. Biz bütün kuvvetimizle anarşiliğe bir seddi zülkarneyn gibi bir seddi Kur'ani tesisine çalışıyoruz. Bize ilişenler anarşilik ve belki komünistliğe zemin ihzar ediyorlar. Evet, eğer eski hayatım gibi izzeti ilmiyeyi muhafaza etmek için hiçbir hakareti kabul etmemek olsaydı ve vazifeyi hakikiyesi sırf ahiret ve ölümün idamı ebedisinden Müslümanları kurtarmak vazifesi olmasaydı ve bana ilişenler gibi sırf dünyaya ve menfi siyasete çalışmak olsaydı, on menemen, 10 Şeyh Said hadisesi gibi bir hadiseye o anarşilik hesabına çalışanlar sebebiyet vereceklerdi. Hem 3 mahkeme ve 20 senede kaç vilayetin zabıtaları, kıyafetime kanunca ilişmedikleri ve mazuriyetim ve inzivama binaen tebdili kıyafetime hiçbir ihtar olmadığı halde böyle keyfi, kanunsuz, cebren, ahali içinde başıma şapkayı giydirmeye çalışmak, 40 seneden beri bu vatanda hususan imanı tahkiki dersinde kardeşane alakadar olan yüz binler adam pek büyük bir heyecan içinde zemini hiddete getirip emsalsiz ağlamaya vesile olacaktı. Zaten ecnebi parmağıyla güya hakkımda teveccühü ammeyi kırmak fikriyle damarlarıma dokunacak kanunsuz muamelelerin meskur maksat için yapıldığına çok emarelerle kat'i kanaatimiz geldi.'' Fakat Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki benim gibi kabir kapısında alakasız, dünyadan usanmış, hürmetten, teveccühü ammeden kaçmış ve şan ve şeref ve hotfuruşluk gibi riyakarlıklara hiçbir meyli kalmamış bir vaziyette iken bunların bana karşı kanunsuz ihanetlerinin hiçbir ehemmiyeti kalmadı. Cenab-ı Hakk'a havale ediyorum. Bana lüzumsuz evham yüzünden eziyet edenlerin Yakında ölümle idam ebediyeye giriftar olacaklarını düşünüp hakikaten acıyorum. Ya Rabbi onların imanını Risale-i Nur'la kurtar. İdam-ı ebediden sırrı Kur'an'la terhis tezkeresine çevir. Ben de onlara hakkımı helal ediyorum. Sait Nursi Bismihi Subhanahu. Bana hizmet eden küçücük bir Risale-i Nur talebesinin çoklar namına sorduğu sualine cevaptır. Sual: Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, Faydasız kaldı. İki üç defa bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı. Neden? El cevap: Yağmursuzluk bu çeşit dua ve namazın vaktidir, illeti ve hikmeti değil nasıl ki güneş ve ayın tutulması zamanında küsuf ve husuf namazı kılınır ve güneşin grubuyla akşam namazı kılınır, öyle de yağmursuzluk, kuraklık, yağmur namazının ve duasının vaktidir. İbadet ve duanın sebebi ve neticesi, emir ve rızayı ilahidir, faydası uhrevidir. Eğer namazdan, ibadetten dünyevi maksatlar niyet edilse, yalnız onlar için yapılsa, o namaz battal olur. Mesela akşam namazı güneşin batmaması için ve husuf namazı ayın açılması için kılınmaz. Öyle de bu nevi ibadet yağmuru getirmek için kılınsa yanlış olur. Yağmuru vermek Cenabı Hakk'ın vazifesidir. Biz vazifemizi yaptık. Onun vazifesine karışmayız. Gerçi yağmur namazının zahir neticesi yağmurun gelmesidir. Fakat asıl hakiki en menfaatli neticesi ve en güzel ve tatlı meyvesi şudur ki herkes o vaziyetle anlar ki onun tayinini veren babası, hanesi, dükkanı değil. Belki onun tayinini ve yemeğini veren koca bulutları sünger gibi ve zemin yüzünü bir tarla gibi tasarrufunda bulunduran bir zat onu besliyor, rızkını veriyor. Hatta en küçücük bir çocuk da daima aç olduğu vakit validesine yalvarmaya alışmışken, o yağmur duasında küçücük fikrinde büyük ve geniş bu manayı anlar ki, bu dünyayı bir hane gibi idare eden bir zat, hem beni, hem bu çocukları, hem validelerimizi besliyor, rızıklarını veriyor. O vermese, başkalarının faydası olmaz. Öyle ise ona yalvarmalıyız der, tam imanlı bir çocuk olur.'' Bu münasebetle kısacık altı nokta beyan edilecek. Birinci nokta, nimet ve rahmet ilahiyenin fiyatı şükürdür. Biz şükrü hakkıyla vermedik. Evet, rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi, zulmümüzle, isyanımızla gazabı celbediyoruz. Şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribat, küfür ve isyan ile nev-i beşer tam tokada kendini müstahak etti ve dehşetli tokatlar yedi.'' elbette bir parça hissemizde olacak. İkinci nokta, hadiste var ki, hatta deniz dibindeki balıklar dahi günahkar ve zalimlerden şekva ediyorlar ki, onların yüzünden yağmur kesilir, hatta bizim de nafakamız azalır derler. Evet, bu zamanlarda öyle günahlar, zulümler oluyor ki, rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor, masum hayvanlar da azap çekerler.'' Üçüncü nokta, ayette vardır. Öyle musibetten kaçınız ki, geldiği vakit zalimlere mahsus kalmaz, masumlar ve mazlumlar da içinde yanar. Çünkü musibeti ammeden, masumlar harika bir tarzda, yangın içinde selamette kalsalar, hikmeti diniye bozulur. Çünkü din bir imtihan, bir tecrübedir. O vakit Ebu Cehil gibi fenalar, aynen Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh gibi tasdik ederler. Onun için musibeti âmmede masumlar da bela çekerler. Dördüncü nokta, şimdi malda ve rızıkta hileler ile sui istimal ile rüşvetle çok haram karıştı ve ekinciler kendi malına hakkıyla sahip olmadığı ve on adamdan iki üçü tam rahmete müstahak ise ekincilerin malından istifade edenlerden Beş altısı, ya zulüm ile, ya haram karıştırmakla, ya şükürsüzlükle rahmete istihkakını kaybediyor. Beşinci nokta, Risale-i Nur, bu Anadolu memleketine, belaların define, ehemmiyetli bir vesiledir. Sadaka nasıl belayı def ediyor, onun intişarı ve okunması, külli bir sadaka neviinde semavi ve arzi belaların define, çok emareler ve çok hadiselerle tebeyyün etmiş. Hatta Kur'an'ın işaretiyle tahakkuk etmiş. Ve yazmasını ve intişarını men etmek zamanlarında dört defa zelzelelerin başlaması ve intişarıyla durmaları ve Anadolu'da ekser okunması, ikinci harbi umuminin Anadolu'ya girmemesine bir vesile olduğu Sure-i Vel Asr işaret ettiği, bu iki ay kuraklık zamanında mahkemenin Risale-i Nur'un beraatine ve vatana menfaatli olduğuna dair kararını mahkemeyi temyiz tasdik ederek tam bir serbestiyetle Risale-i Nur'un intişar ve okunmasını beklerken bütün bütün aksine olarak men edilmesi ve mahkemedeki risalelerin sahiplerine iade edilmemesi ve bizi de o cihetle konuşmaktan men etmeleri cihetiyle belaların define vesile olan bu külli sadakayı maneviye karşı çıkamadı, günahımız neticesi kuraklık başladı. Altıncı nokta, Yağmursuzluk bir musibettir ve cezayı amel bir azaptır. Buna karşı ağlamakla ve hüzün ve kederle, niyaz ve hazinane yalvarmakla ve pek ciddi nedamet ve tövbe ve istiğfar ile karşılamak ve sünnet-i seniyye dairesinde bid'alar karışmadan şeraitin tayin ettiği tarzda dergah-ı ilahiyeye iltica etmek ve dua ve o hale mahsus ubudiyetle mukabele etmektir. Hem böyle umumi musibetler ekser nasın hatasından geldiği cihetle o insanların ekseri kısmı azamı tövbe ve nedamet ve istiğfar etmekle def olur. Biz Risale-i Nur şakitleri dünyaya çok ehemmiyet vermediğimizden, dünyaya yalnız Risale-i Nur için baktığımızdan bu yağmursuzlukta dahi o noktadan bakıyoruz. İşte Denizli'de mahkemeye verilen cüz'i bir kısım Risale-i Nur sahiplerine iadesinin aynı zamanında burada dahi bir kısım zatlar yazmaya başlamaları, aynı vaktinde bu yağmursuzlukta bir derece rahmet yağdı. Fakat Risale-i Nur'un serbestiyeti cüz'i olmasından rahmet dahi cüz'i kaldı. İnşallah yakında benim de risalelerim iade edilecek, tam serbest ve intişarı küllileşecek ve rahmet dahi tam olacak. Aziz Sıddık kardeşlerim, Hizbül Kur'an'ın muazzamın hem fevkalade ehemmiyeti, hem faydaları, hem okumasında hiçbir vesvesenin gelmemesi, hem bütün Kur'an'ın en sevaplı ayetlerinin ihtivası, hem Resail-i Nuriye'nin bütün esaslarını ve hakikatlerini cem etmesi, hem herkese hususan her vakit bütün Kur'an'ı okumaya fırsat bulamayan ve hafız olmayanlara tamam Kur'an'ın bir numune-i kutsisi, hem tamam Kur'an'ın tevafuklu tabında bir misali musaggarı ve müjdecisi, hem maddi ve lafzi ve manevi parlak bir icaz göstermesi gibi pek çok hasiyetleri var. Ve bu şuhuru mübarekedeki pek çok bereketlere ve nurlara ve sevaplara medardır ve onun tabına ve neşrine çalışmışlara çok büyük hayırlar kazandırır. Risale-i Nur'un iki parlak ve kutsi istinat noktası ve âb hayat çeşmesi olan Şehidallahu ennehu la ilaha illahu ve'l-melaikâ ila âhir ayetiyle Kulillâhumme mâlikel mulk ila âhir ayeti her nasılsa sehven Sure-i Imran'dan alınan ayetlerde yazılmamışlar. O iki ayeti de yazıp içine koyunuz. Bugünlerde 12. sayfayı okurken birden ''İnnel münafiqine fidderkil esfeli minen nar ayeti gözüme ilişti. Makabline baktım. Ve men ehsenu dinen mimmen esleme vecehu lillah. İle ahir gördüm. Arka sayfasına baktım. Gördüm ki Risale-i Nur'a işaret eden dört ayet var ve onlar birinci şuada izah edilmiş kalbime geldi. Herhalde bu dehşetli ayet, bu dehşetli ve zulümatlı ve kuvvetli asrımıza da hususi bakar. Dikkat ettiğim kanaatim geldi. Bir emaresi şudur ki, اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ Cifir ve ebced hesabıyla tam tamına nifakın dört mertebesinin tarihlerine tevafuk ile parmak basıyor. Şöyle ki, şeddeler sayılır, eğer okunmayan hemzeler ve fi'deki okunmayan ye sayılmazsa tam tamına 1362 ederek bu seneye parmak basar. Eğer minen nari'deki şedde bir nun bir lamı asli hesap olsa 1342 ederek birinci harbi umuminin dehşetli nifakları netice veren tarihine tam tamına tevafukla haber verir. Eğer şedde iki nun sayılsa okunmayan hemzeler ve y'de sayılsa 1376 ederek bu zulümatlı nifakın sukut mertebesine ve çok ayetlerde nur ile karşılaştırılan el kelimesinin makamı cifrisi olan 1372'ye dört farkla tevafuk ederek haber verir. Eğer okunmayanlar sayılsa ve ennâri'deki şedde lamı ı asli olsa tam tamına 1356 ederek küfür ve nifakın dehşetli fırtınalarının tarihine tevafukla parmak basar gördüm. Evet, 2 ra 400, 3 f 2 lam 300, 1 kaf 2 şeddeli nunlar 300, 1 mim 1 sin 100, diğer mim 1 y 1 nun o da 100, 2 nun o da 100, yekunu 1300. 1 lam 1 kef 50, Şeddeli dal 8 ve 2 medde 2 hemze 4. Mecmu 1362 eder. Öteki 3 adedi de kıyas edilsin. Hem 12. ve 13. sahifelere dikkatle baktım. Gördüm ki Risale-i Nura ve şakirtlerine ve muarızlarına o derece mutabık geliyor ki değil yalnız bir manayı işari ile bir remizdir. Belki bu asra bakan manayı sarihiyle hususi bakar, külli manasına mümtaz bir fert olarak dahil eder diye kat'i anladım, hadsiz şükrettim. Bu hizmet-i Nuriye'de şimdiye kadar başımıza gelen belalar, yüz derece ziyade olsa yine ucuzdur, biz kazanıyoruz. O belalar, ehemmiyetsiz fani şişelerimizi ve cam parçalarımızı kırmalarıyla, baki ve uhrevi elmasları bize kazandırıyorlar, diye sabır içinde, şükretmeliyiz ve sevinmeliyiz bildim. Hem beni bu sekizinci defadaki zehirlendirmeleri dahi yine akim kaldığını size beşaret veriyorum. Ve inneke mahrusun bi aynil inaye gavs azamın teminatı yine tahakkuk eyledi. Umum kardeşlerime birer birer selam ve dua eder ve dualarını bu mübarek şuhur-ü selasede isterim. Ve daire-i nuriyede kesretli bulunan masumların ve elleri boş dönmeyen mübarek ihtiyarların masumane dualarını bütün ruhumla arzu eden kardeşiniz Said Nursi.